Ya bırak beni, bıraksana. Kızım niye böyle bir şey yaptın? Bırak beni, bırak. Ayşe, niye yaptın bunları kızım? Kızım niye yaptın? Dokunma, acıyor. Bunlar nasıl oldu peki? Ayşe, hadi prensesim söyle, nasıl oldu bunlar? Ha? Ha? O yaptı. Ayşe? Bıraksana kolumu artık ya. Ayşe'cim ama nasıl olduğunu anlatsana babana. Ha? Hadi tatlım. Hani balkona çıkmıştın ya. Ya bırak beni. Hadi giyin sen prensesim. Üşüyeceksin. Anne. Ablam Çavuş Bey'deki dükkanını satıyor galiba. Ne? Bugün emlakçıyla konuşurken duydum. Niyeymiş? Ne bileyim. Şirketin çok borcu var ya ondan herhalde. Şirketin borcunu ödemek ablana mı düştü? Düşmüş. E ortağı değil mi? Yani anneciğim hem madem patronla evli. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde. Ne iyi günü? Kaç ay oldu evleneli daha iyi bir gününü mü gördük? Hep kötü, hep kötü. Yükünü tutup dünyalığını yapacağına kocasına kendi parasını yediriyor. Aptal. Hiç akıllanmayacak bu kız Alp. Senin ablan akıllanmayacak. Söyledim ya Sinan. Tamam sıktım kollarını, kabul ediyorum. Balkondan sarkıyordu çünkü. Düşecek diye ödüm koptu. Kalbim duracaktı korkudan ya. Niye bana söylemedin balkondan sarktığını? Büyütülecek bir şey görmedim çünkü. Bütün çocuklar yapar böyle şeyler. Bütün çocuklar yapar, öyle mi? Ha? Sen kaç çocuk büyüttün bugüne kadar? Sinan niye bütün faturayı bana çıkarıyorsun? Hadi kollarını ben çürüttüm tamam. Yaralarını da ben yaptım. Kendi gözünle görmüşsün işte. Ya çocuk işte. Kendine zarar veriyor. Balkondan sarkıyor. Kendini doğuruyor. Sen büyütecek bir şey yok diyorsun öyle mi? Bravo. Tebrik ederim. Sinan kendine zarar verdiğinden haberim yoktu diyorum. Niye inanmıyorsun bana? E ben de bunu anlamıyorum işte. Niye senin haberin yoktu? Aynı çatı altında yaşıyorsun. O çocuk kendini doğuruyor ve senin haberin yok. Bana bunu nasıl açıklayacaksın? Sen açıkla o zaman. Tamam ben imakarım görmedim. Sen niye dikkat etmedin peki? Babası değil misin? Sen ben, görseydin. Ben seninle çocuklarıma anne ol diye evlendim. Bana hesap sor değil. Ne? Beni sevdiğin için değil yani öyle mi? Konuyu saptırma. Sinan beni seviyor musun? Konuyu saptırma dedim sana. Saptırmıyorum. Seviyor musun sevmiyor musun? Leyla bak. Benim derdim bana yetiyor. Seninle uğraşacak halim yok. Bana cevap ver Sinan. Demek çocuklarına anne olayım diye evlendin benimle. Sevdiğin için değil. Şu anda tek derdin bu mu senin ya? Ha? Sen kendinden başka bir şey düşünmez misin? Bu nasıl bir bencillik ya? Kızım kendine zarar veriyor diyor. Sen laftan anlamıyor musun? Kızım kendine zarar veriyor. Ve suçlu benim öyle mi? Evet suçlusun. En az benim kadar suçlusun. Sevmiyorsun. Ya saçma sapan konuşup beni deli etme ya. Sen beni hiç sevmedin. Annem haklıymış. Çok haklıymış kadın. Senin aklın hala Aliye'de. Banyoyu yakmış. O zamanlar şofen falan yok. Sabahtan banyo kazanını yakacaksın da su ısınacak da oho. Annem hadi oğlum banyoya dedi. Yıkanmayacağım dedi. Yıkanacaksa yıkanmayacaksın derken başladı beni kovalamaya. Dört dönüyoruz evin içinde. Pijamamı kolundan yakaladı sonunda. Bir çekti pijamam yırtılmaz mı? Kolu annemin elinde kaldı. Ben tabii aynen sokağa. Tek kollu pijamayla akşama kadar oynadım. Aferin çok güzel şeyler öğretiyorsun. Öğret öğret. Öğret. Ne yapayım?
Niye sevmiyordun yıkanmayı peki? Bilmem, sevmiyordum işte. Ama şimdi çok seviyorum. Bayılıyorum banyoya. Seninki çalıyor, getireyim mi? Dayımdır. Sen bakar mısın? Hı hı. Su güzel mi oğlum? Güzel. Açsana. Numara görünmüyor mu? Olsun, aç. Alo. 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 Çıkalım mı oğlum artık? Biraz daha ortamla oynayabilir miyim? Birinci ördeği yakaladık. Çocukları benden nefret etti. Bağrıma taş bastım. Annesi kan kusturdu. Kızılcık şerbeti içtim dedim. Aman Sinan üzülmesin. Aman Sinan'ın canı sıkılmasın. Aman morali bozulmasın. Niye peki? Sevdiğim için. Köpek gibi sevdiğim için. Ama onun hakkı hala. Kızım. Kızım. Güzelim benim. Üzülme artık. Üzülme. Hepsi geçer. Unutulur. Yarın sabah hatırlamazsın bile. Nasıl hatırlamam anne? Sanki kızına ben zarar verdim. Nasıl unuturum? Biz neleri unuttuk Leyla? Oo, insan unutmasa çıldırır vallahi. Biraz uyu. Sabahın hayrı gecelerin şerrinden iyidir yavrum. Sinansızlığa da dayanamam ki. Onsuz ölürüm. Anne, Sinan'ı çok seviyorum ben. Sen de bir tuhafsın ha. Bir karar ver artık abla. Madem seviyorum diye yırtınıyorsun, o zaman katlanacaksın. Gül diken hesabı yani. Sevmek de bir yere kadar ama. O da beni sevse amenna. İyi de kim sana git iki çocuklu bir adamı sev dedi? Allah Allah. Sevmeseydin o zaman. Sana fikrini soran oldu mu? Aa, yeter. Boşuna çeneni yoruyorsun Leyla. Yat uyu diyorum. Sabah hepsini unutacaksın. Hayır. Hayır, hayır ne? Tutturdun bir hayır, hayır. Ne yapacaksın unutmayıp da? Ben boşanacağım anne. Hoppala. Hani seviyordun kızım? Yine seviyorum. Ama benim de bir gururum var ya. Evinde oturur, gururunu yersin o zaman. Salak salak konuşma. Gururun mu yaşatacak seni böyle bir elin yağda, bir elin balda? Ne yağ balı ya? Ben kan kusuyorum diyorum. Sen ne diyorsun? Kafanı çalıştır da kusma o zaman. Hayret bir şey. Yüzüne bakan da seni kadınlık sanatından anlıyor zanneder. Anne, sana inanamıyorum ya. Ben de sana inanamıyorum. Kızım, kafanı kullansana artık. Oğlan gitti. Kızın eli kulağında. Kaynana desen hakkından gelmek çocuk oyuncağı. Tam kocanın sefasını sürecek raddeye gelmişsin. Dert arıyorsun kendine. Ay, ağzını öpeyim anneciğim. Koca dediğin hamurdur, hamur kızım. Öylece bırakırsan ekşir. Sen yoğuracaksın, pişireceksin. Leyla, sen mücadeleci bir kızdın yavrum. Ne oldu sana böyle? Pes mi edeceksin şimdi? Evet, pes edeceğim. İyi, kaynanan kazansın o zaman. Aliye Hanım kazansın. Sen de gururlu gururlu ağla böyle. Anne, kayığım battı. Gel oğlum, bir tane daha yaparız. Gel gel. Annen yapacak şimdi yenisini. Koç. Hadi canım. Gel öbür odada oyuncaklarla oynayalım biz. Aşağıda kızım.
Kızıma neler yapmışım böyle. Ne hale getirmişim. Abla. Ne var? Ya şu çavuş başındaki dükkanı satıyorsun ya. Ne bakıyorsun ya? Satıyorsun işte, duyduk. Sana ne bundan? Bana da biraz koklat diyorum. Ne koklatacağım sana? Ya dükkan açmak istiyorum ben. Yok ya, başka derdin? İyiliğin, sağlığın. Abla ne olur ya. Aç canımı sıkma benim. Keyfimden mi satıyorum ben o dükkanı? Çocuk doğru söylüyor Leyla. Sana mı kaldı şirketi kurtarmak? Edirne'deki ev bomboş duruyor. Madem Sinan Efendi'nin borcu var, onu satsın evvela. Ha. Anası da saraylarda oturmayıversin. Siz karışmasanıza benim işime. Var herhalde bir bildiğim. Olup olan 3 kuruşu var. O da gidecek elimizden. Ayşe kaç gecedir uyumuyor? Bilmiyorum. Yani farkında değilim. Uyuyor sanıyordum ben. Ama dün gece hiç uyumadı. Siz de uyumamışsınız. Sinan Bey, sizin de profesyonel yardıma ihtiyacınız var. Farkındasınız değil mi? Benim çok şeye ihtiyacım var Aysel Hanım. En başta yeni bir sayfa açmaya. Vicdanımla başım fena dertte. Anlıyorum. Bu Ayşe için. Bugün sakin sakin uyusun. Bitkisel bir destek. Siz de alabilirsiniz. Ayşe'yi biraz rahatlatalım. Tedavisine gelecek hafta başlayacağız. Teşekkür ederim. Sinan Bey. Bu da sizin için. İhmal etmezseniz iyi olur. Tamam. İyi günler. Bir fıcık fıçacak, içi dolu turşucuk. Turşu mu? Değil. Fıçı mı? Ya fıçı da değil. Limon mu peki? Evet, bildin. Hadi şimdi de sen bana sor. Çarşıdan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane. Yapboz. Yapboz mu? Müthişsin ya, acayip zekisin. Süpersin sen, süper. Ne oluyor burada? Birbirimize bilmece soruyoruz. Bana da sorun. Hadi Arda sor. Çarşıdan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane. Nar. Hayır, yapboz. Yapboz? Alo, Mevlüt Hanım. Aman be, kimler gelmiş bizi görmeye. Asibe teyzesi çok özlemiştir Ayşe'yi. Ay güzelim benim. Sinan, hayrola oğlum? Doktordan geliyoruz biz. Ne doktoru? Kustun mu yine kızım? Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi sen de yap. Ya yapamıyorum bak, ben. Bak böyle değil. Bak böyle yapacaksın. Bacaklarını kıracaksın. Hı. Hop. Evet. Gördün mü? Hadi, Asibe teyzen çikolatalı süt içirsin sana.
eski bir revani de var mutfakta. Beraber yiyelim. Ha? Seni bir canavarla mı evlendirdim ben oğlum? Hem de kendi ellerimle. Duh bana. Duh bana. Şeylerle bir alakası yok anne. Yok mu? Kim yaptı o zaman ha? Ayşe. Kendi yapıyor. Saçma konuşma. Leyla ben yaptım diyecek değil herhalde. Anne gözümle gördüm ya. Kesiyordu kolunu. Çocuğu doktora götüreceğine kendin gitsin. Sen rüya görmeye başlamışsın. Ya rüya müya değil anne. Biz psikiyatrdan geliyoruz şimdi. Ayşe içindeki acıyı bastırmak için böyle yapıyormuş. Olur mu canım öyle şey? Neler uyduruyor bu doktorlar? Uydurmuyorlar anne. Gerçek bu. Nasıl? Öyle işte. Yapıyor. Bu yaraları geçsin. Ayşe'yi Aliye'ye vereceğim. Ne? Çaba, bunca üzüntü boşunaymış o zaman. Her şey boşuna mıydı Sinan? Her şey Ali'nin istediği gibi mi olsun? Oğlum, üzüntülüsün şimdi, ondan böyle konuşuyorsun. Sonrasını düşün. Sakın böyle bir delilik yapma. Çocuklarına hasret kalırsın sonra. Bak, birinin yüzünü zaten göremiyorsun. O kadın iki evladının da yüzünü göstermez sana. Anne... Kendimden geçtim ben artık. Ayşe'yi düşünüyorum. Sinan, yavrum. Çocuk o daha. Bak ne güzel doktora da gidiyorsunuz. İyileşir, düzelir. Sabırlı ol. Anne ne olur ya. Buraya kadar. Ayşe'yi Aliye'ye vereceğim ben. Ne oldu acaba? Sinan çocuğu almaktan vazgeçtiğimiz mi zannediyor? Ya... Benim de tuhafıma gitti eve gelmeleri. Savcı Sinan'ı serbest bıraktı diye icra işlemi durmaz ki. Aliye'yi arasak mı acaba? Aman Feyyaz Bey. Bir Ayşe'yi alalım da. Zaten kızın yüreğini 100 kere ağzına getirdik. Doğru. Alo. Selçuk. Ha, evdeler değil mi hala? Çıkmadılar. Aman iyi iyi. Tamam tamam. Geliyoruz biz, yoldayız. Tamam. Acele karar veriyorsun oğlum. Pişman olacaksın. Sonra bir daha dönemezsin. Al kızını geç evinize. Biraz vakit geçsin. Sen de sakinleşirsin. Daha doğru düşünürsün. Efendim Leyla. Nasıl çökmüş ya? Çökmüş işte Sinan. Şantiye birbirine girmiş durumda. Kaç yaralı var? 5. 4'ünün durumu çok ağır. Allah'ım bir bu eksikti. Nasıl ağır? 3'ü komada. Hangi hastaneye kaldırmışlar? Tamam. Tamam geliyorum ben şimdi. Tamam. Şantiyede iskele çökmüş. Ne? Vah. Ağırmış işçilerin durumu. Ben hastaneye gidiyorum. Bakan eden yok mu oğlum işçilerin durumuna? Sen niye gidiyorsun? Ne demek niye gidiyorsun ya? İşçiler benim işçilerim. Kim ilgilenecek benden başka? Ayşe sana emanet. Ben duruma bakayım. Yoluna koyunca gelirim. Kızım. Prensesim benim. Öp bakayım babayı. Uykum var benim. Ben birazdan geleceğim. Tamam mı kızım? Hadi görüşürüz. Müzik
karnım acıktı benim. Sabah kahvaltı yapmadan çıktım evden. Kahvaltı şart kızım. Böyle kürdan gibi kalırsın sonra. Bir mertte meslek, ta Taksim'e kadar uçarsın ayı. Aman anne, sanki kilolu olmak iyi bir şey. Daha şimdiden 9 kilo fazlam var. Bakalım nasıl vereceğim doğumdan sonra. Ne yesek acaba ya? Benim yemeğim hazır evde. Birazdan gideceğim. Dışarıdan bir şey yiyemem. Sokağın başına bir dürümcü açılmış. İknur Bey gördünüz mü? Hı hı. Dürüm mü yesek acaba? Sen ye kızım, ay ben istemem. Aç telefonu getirsinler. Telefonu yok ki bizde. Ben alıp geleyim isterseniz. Boş boş oturuyorum nasıl olsa. Ali Hanımlar da yok. Yok. En iyisi siz ikiniz gidin. Orada yiyin. Burası kokmasın. Ay evet Fazilet, orada yiyin. Dürümün kokusunu kaldıramıyorum ben. Olur aslında. Gelir misiniz İknur Bey? Tabii olur. Hemen yiyip döneriz Refiye Hanım. Acele etmeyin kızım. Rahat rahat yiyin. Buyurun o zaman. Hadi. Bir bu eksikti başımıza. Hasibe. Yumuşak bir battaniyesi vardı bunun. En üst kata kaldırdım. Onu getir de örtelim. Böyle ufacık hırkayla olmaz. Pembe mi dersiniz? Yok yok. Güllü dallı vardı ya hani yumuşacık. Ha. Çok severdi ya onu. İkbal Hanım, İkbal Hanım. Çocuk uyuyor, görmüyor musun? Geldiler ama. Kim geldi? Yine icradan geldi. Ne? Mevlüt Hanım. Babası gitti ama çocuk evde. Selçuk, sen görün ortalarda. Hadi. Peki Mevlüt Hanım. Hadi, hadi. Çilingir çağıralım mı Mevlüt Hanım? Görüyorsunuz açmıyorlar. Biraz daha çalalım Feyyaz Bey. Çabuk çabuk. Çabuk. Ruhi. Ruhi açsana be. Merhaba Hasibe, Ayşe evde mi? İçeride Beya, buyurun. Ayşe? Ayşe? Çabuk, çabuk. Şimdi burada nerede Beya? Üst katlara gidiyoruz İkbal Hanım. Bu halde nereye gidebiliriz ki? Çık bakalım yol. Dolaşalım biraz. Bu ikisinin durumu çok ağır. Kafa travmaları ciddi. Muhtemelen beyinlerinde acil müdahale edilmesi gereken problemler çıkacak. Ayrıca birinin kolunda, diğerinin de kalçasında kırık var. Allah'tan. İşçilerin SSK'lı herhalde. Öyle. İsterseniz ilk müdahalemizi yapıp devlet hastanesine sevk edebiliriz. Tabii tabii, çok iyi olur. Ama çok ağır yaralıları transfer edemeyiz. Zaten durumları çok kritik. Hayati tehlikeler mevcut. Gerek yok, burada kalsınlar. Beyin cerrahını bekliyoruz. Gelsin, hemen ameliyatı alacağız.
Ne gerekiyorsa yapalım doktor bey. Maddi manevi ne gerekiyorsa yapalım. Tamam. Askerden yeni gelmişti, nişanlıydı. Kısmetse bu yaz düğününü yapacaktık. Allah hepimizin yardımcısı olsun, üzülmeyin. Bunu almaya çıkmıştım yukarı beya. Nasıl haberleri oldu, ne ara çekip gittiler anlamadım. Sinan nerede kalıyor Hasibe Hanım? Nerede saklıyor çocuğu? Bir ev tutmuş, eşyalı meşyalı. İkbal Hanım da arada bir gider ama söylemedi bana yerini beya. Söylemez tabii. Gelirlerse haber verir misin bize Hasibe? Elbet veririm. Buradan ara beni, olur mu? Olur. Beyaz Bey, vicdanımın sızısından uykularım aram olmuştur beya. Benim de elimden hiçbir şey gelmedi bugüne kadar beya. Hiçbir faydam olmadı size. Üzmeyin kendinizi Hasibe Hanım. Siz ne yapabilirdiniz ki? Aliye Hanım'a çok selam edin. Burnum da tüter. Olur, söylerim. Hadi Feyyaz Bey. Bu seferden de elimiz boş dönüyoruz maalesef. Yavaş, uyanmasın çocuk. Çok uyumadı mı İkbal Hanım? Doktor ilaç vermiş. Buyurun. Bir şey yeseydiniz. Canım istemiyor. Burada mı duracağız bütün gün? Alo. Alo anne. Nasıl oldu oğlum? Şu yaralıların durumu nasıl? İkisi çok kötü anne. Diğerleri biraz daha iyi. Ben çıkamıyorum buradan. Siz ne yapıyorsunuz? Evde misiniz? Biz dolaşmaya çıktık arabayla. Ayşe öyle istedi. Versene konuşayım kızımla biraz. Ama uyudu şimdi. Hem tutturdu gezelim diye. İyi peki. Dokunma o zaman. Ben arayamazsam merak etme, tamam mı? Bizi düşünme oğlum. Sen işine bak. Ruhi. Sen Sinanların kaldığı evi bulabilir misin? Tabii bulurum İkbal Hanım. Kaç kere gittim. Ama anahtar yok. Orası otel gibi bir yer zaten. Beni tanıyorlar. Kapıcıdan alırız anahtarı. Oraya gidelim o zaman. Olur. Ama önce eve uğrayalım. Sabahlıkla kaldım böyle. Ya oradalarsa şu şeyden gelen adamla? Ben girmem içeri. Arabada beklerim. Sen Hasibe'ye söylersin, o hazırlar. Olur. Sinan'ın evine gittiğimizi söyleme sakın Hasibe'ye. Bilmiyorum de. Tamam. Hadi o zaman. Sinan bir şeyler ye. Sinan, özür dilerim. Saçma sapan konuştum dün gece. Ne desen haklısın. Çok bencilce davrandım. Ayşe'yi o halde görünce benim de sinirlerim alt üst oldu. Ne olur affet beni, perişan oldum ya. Bittim ben Leyla. Bittim artık. Hayır Sinan, her şey düzelecek. Ne olur böyle koyverme kendini. Ayşe de iyileşecek, göreceksin. Nereye götürürsün İkbal Hanım'ı? Nereye dersin? Demedi mi bir şey? Demedi. Ya abla, versene şunu artık. Bak, birazcık vicdanın varsa bir kağıda çiziverirsin İkbal Hanım'ın yerine. Bilmiyorum ki ben o evi Hasibe. Nasıl bilmesin be? 40 kere gittim. Ne 40 kere gitmesi ya? 1 kere gittim. Onda da daha eve gelmeden indi İkbal Hanım. Yalan söylersin. Abla ver şunu ya.
Daldın yine. Ne düşünüyorsun? Şu ev meselesini ne yapacağız onu düşünüyorum. Tutacağız, güvenli bir yer. Evet, güvenli olmasına güvenli de. Senin içine sinmedi. Ya sinmedi değil. Ne bileyim, o tip yerler pek bana göre değil. Kendimi hiç iyi hissetmedim o evde. Fark ettim. Ben de hani aradığım yer burası demedim aslında. Böyle yapay bir tarafı vardı o evin, değil mi? İstiyorsan tutalım gerçekten. Sana engel olmak istemem. Hem sen belki alışkınsındır. Neye? Böyle görkemli villalarda yaşamaya. Niye alışık olayım ki? Sinan zengindi diye mi? Anlıyorum ben neden rahatsız olduğunu. Evet, Sinan zengindi ama biz hiç öyle yerlerde yaşamadık. Ne olur yanlış anlama. Ben zengin düşmanı değilim. Ama böyle malı mülkü gösterme biçimi pek bir şey ifade etmiyor. Hatta gıcık oluyorum. Biliyorum. Seni tanımadığımı mı sanıyorsun? Tanıyor musun? Biraz. Dünya malına değer veren biri olsaydın. Evet. Benim için zamanını harcar mıydın? Bunca zaman üzer miydin kendini? Senin için üzülmek hayatımın en büyük zenginliği oldu benim için. Bir saniyesinden bile pişman değilim. Hiç yorulduğun olmadı mı? Beni beklemekten, sevmekten. Oldu. Yoruldum, çok oldu. Ama büyük bir dağ gibi göründün bana sen. Hep az kaldı dedim. Zirveye az kaldı. Oraya varınca dünya benim olacak dedim. Olacak mı peki? Tanıyamadım, pardon. Naim Beyciğim, alamadım sesinizi. Ne demek, estağfurullah. Kabahat bizde, aramaya sormaya vakit bulamadık bu kadar zaman. İyisiniz inşallah. Tabii tabii. Vakit buldukça takip ediyorum. Teşekkür ederim. Şeref duyarım. Ne demek? Yarın mı? Kaçta? Ne? Anladım. Orada olacağım. Görüşmek üzere. Hayatta güzel şeyler de oluyormuş be Nusret. Hayırdır Feyyaz'cığım? Kim bu Naim Bey? Oo, çok eski bir dost. İyi de niye bu kadar sevindin? Bu teklifin üzerine bir kadeh içerim ben anne. Aynı nedenini biz de öğrensek ben de içerim bir tane. Yarın radyoya çıkıyorum. Naim Bey programına davet ediyor beni. Niye? Tıp programı falan mı? Aşk olsun Nusret ya. Senin kocan bir vakitler meşhur bir müzisyendi. Müzisyen. Yakamozlar Beşlisi'nin beyniydi. Şimdiden heyecanlandım doktor bey. Yorum canım benim. Canım benim. Kahve getirdim sana. Sağ ol. Sinan, gidelim istersen artık eve. Yapabileceğimiz bir şey yok burada. Şu çocuk ameliyattan bir çıksın da. Peki. Fakat çok masrafa girdik. Keşke devlet hastanesine sevk ettirseydik. Paradan daha önemli şeyler var hayatta Leyla. Tabii canım. Ben ameliyatta olanı kastetmedim. Hafif olanları söylüyorum. İçemeyeceğim bunu. Hiç iyi görünmüyorsun sen. İyiyim. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef oğlunuzu kaybettik. Oğlum gitti. Oğlum gitti. Sinan. 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 Tamam. Sinan ne oldu? Sakin ol, tamam. Sinan iyi misin? Doktor bey çabuk bir şeyler yapın. Tedbir getirin. Sinan. Çocuk. Çocuk. Sinan düşünme şimdi bunları. Doktor bey tamam, çabuk bir şeyler tamam. Yapın. Sinan. Hediye nerede kaldı? Tereyağında mı bu? Nereden bulayım tereyağı? Margarine kırdım. Lan ne sorsam laf kakacak bir şey buluyorsun be. Allah Allah. Tuzu yok bunun. Al. Görmedik. Ne var? Bir şey var dedin mi?
Niye öyle bakıyorsun o zaman? Allah Allah. Nasıl gitti Antalya'da işler? Hiç bahsetmedin geldiğinden beri. İyi miydi? Kolayladın inşallah ha? Ramazan. Mücahit abim dedi ki... Başlatma yine Mücahit abinden. Ama işe gitmiyor dedi. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Ne yapacak Mücahit abim bana? İyi tamam gitme de. Mücahit abim ne Mücahit abim. Mücahit abin de adam olsa. Ya abi bu kadar olur ya. Vallahi de billahi de tam Mücahit abim burada olsa diyordum ki içeri girdi. Keşke daha büyük bir şey dileseymişim ya. Abi. Abi yumurta kırsın mı anne? Vallahi çok güzel. Anur koş getir hadi. İstemez. Nasılsınız Sinan Bey? Daha iyisiniz değil mi? Sağ olun. İyiyim. Bu kalbe biraz baktırmak lazım artık. Zamanı gelmiş. Niye? İyidir Sinan'ın kalbi. Bir spazm geçirdi ama. Normal. O kadar strese iyi dayandı yine. Muhtemelen yorgunluk da var. Sinan Bey kan yağlarınız yüksek. Ailenizde de kalp hastalığı hikayesi var. Ciddi bir kontrolden geçmeniz lazım. Kardiyolog arkadaşımız bir reçete yazdı size. Ama şimdilik. Alırız sağ olun. Yapacak bir şey kalmadı burada artık. Biz yavaş yavaş gidelim. Bu gece bırakmayalım sizi biz. En iyisi yatın dinlenin. Durumunuzu takip edelim. Vallahi çok iyi fikir doktor bey. Öyle yorgunum ki. Bak bu kivi çok faydalıymış kızım. Hadi aç ağzını. Aferin. Çok ekşi bu. Azıcık bal damlatayım üstüne. Tatlı olur o zaman ha? Aynur, çay doldur abime. İstemez. Otur Aynur, otur kızım. Yavrum Ramazan. Ben son günlerde çok değiştim. Farkında mısın? Nasıl abi? Biraz zayıfladın gerçi de. Öyle değil oğlum, öyle değil. Huyum suyum değişti benim. Fakat beni... Sen değiştirdin. Nasıl yaptım ki onu? Teorilerimi alt üst ettim. Eskiden dayağın cennetten çıkma olduğuna inanırdım. İşe de yarardı. Çok adamı yola getirdim sopayla. Ama sana bir faydası olmadı. Ya seni benden iyi döven oldu ki kaşarlanmışsın... Ya da dayak çıkmaz bir yol. Abi, bahiş meselesini diyorsan hastaydım ben. Değil mi Aynur? Ben seni aradım kaç kere ama telefonu... Ne diyorsun Ramazan? Sopanın sana niye bir faydası olmadı sence? Abi, bak yarın sabah 8'de şantiyedeyim. Ataş diyorsan şimdi gideyim. Ramazan. Bu sana son uyarım. Adam ol. Olmazsan... Bir daha sopa mopa yok. Bitti o iş. Ama karını da çocuğunu da alır götürürüm. Bir daha yüzlerini göremezsin. Anladın mı? Göstermem. Ulan ben amca kızımı sokakta mı buldum ha? Bu kız da ana baba evladı değil mi? Değmez kızım bu herif için saçını süpürge etmeye. Değmez. Düşün bunu.
Anca gidersin. Anca. Karımı çocuğumu götürecek bir şey. Götür de görelim. Canım, sana bir bilmece sorayım mı? Sor. Elle tutulmaz, çarşıda satılmaz, mendile konulmaz. Ondan tatlı şey olmaz. Söyleyeyim mi? Söyle. Uyku. Değil. Uyku. Değil. Ne peki? Tahmin et. Bilemezsem? Bilirsin, çok kolay. Aşk mı? Nereden bildin? Ondan tatlı şey olmaz dedim. İnanayım mı? Şu anı mı? İnan. Ya rüyaysa? O zaman hiç uyanmayalım. Rüya almasını istemiyorum ama. İnsan mutlaka uyanıyor. Gerçek olmasını istiyorum ben. Korkuyorum. Niye? Ya beni değil de beni beklemeyi sevdiysen? Seni beklemeyi sevdim ben. Senin aldığın havayı. Senin yaşadığın şehri, senin yürüdüğün yolu sevdim ben. Seni vardan ne varsa hepsini sevdim. Anlatabildim mi? Çok güzel anlattın. Rüya mıymış? Değilmiş. Seni beklemeyi sevmiştim mi? Sana kavuşmayı daha çok sevdim. Ya Nusret, bu gömlek olmadı değil mi? Feyyaz'cığım, oldu bal gibi. Hem radyo programına çıkıyorsun, televizyona değil. Olsun Nusret, az bir şey mi? Bu kadar yıl sonra Naim Bey beni aklına getirmiş, programına konuk ediyor. Vallahi ben senden daha fazla heyecanlandım Doktor Bey oğlum. Sana şimdi şarkı da söyletirler orada değil mi? Yok canım, tek başıma ne şarkısı? Bizimkiler çalarlar herhalde. Meşhur olacak benim kocam. Nusret, Aliye'yi aradın değil mi? Onlar da dinlesin. Ararım dedim ya Feyyaz. Biz de dinleyeceğiz moda evinde. Telefonla bağlanalım mı sana? İstek parçasında bulunuruz. Öyle bir program değil ki bu anne. Annem şaka yapıyor zaten. Nusret, ben en iyisi çizgili gömleğimi giyeyim. Peki giy bakalım. Oo, çıkamayacağız biz bugün evden. Siz giyinirken ben de Özgür'ü arayayım bari. O da açsın radyosunu. Bugün bir check-up'tan geçirelim sizi. Yeni çıkan multistats bilgisayarlı tomografi cihazıyla kalbinizin anjiyosunu çekelim. Koronerlerinizi bir görelim bakalım. Sağ olun da ben bugün müsait değilim. Sadece 15 dakikanızı alır. İki nefes tutacaksınız, o kadar. Sinan, hayatım hazır hastanedeyken... Ya müsait değilim dedim Leyla. Pardon. Sigara içmiyor oluşunuz büyük şans. Ama söylediğim çekimleri yaptırsaydınız gözümüz arkada kalmazdı. İyi. Efendim. Sabah şerifleri hayırlı olsun Leyla Karahan. Günün aydın olsun. Nasılsın? Kötüyüm Mücahit. Ben de pek iyi sayılmam. Bak, elimde ödenmemiş 3 fatura var. 4.'sü de yolda. Biliyorum Mücahit. Biliyorsun da senin bilmenin bana bir faydası olmuyor. Bana biraz zaman tanın Mücahit. Lütfen. Ya bir sürü şey oldu zaten. Ne gibi? Sinan kalp spazmı geçirdi. Kalp? Allah Allah. Olmayan bir şeyin spazmı nasıl oluyor Leyla? Sorarayım mı seni lütfen? Gel de bir yüzünü görelim o zaman.
Tamam. Kimle konuşuyorsun sen? Şirkettekilerle tabii. Borç harç malum. Kredi çıkmamış hala. Hmm. Sinan Bey, unuttunuz reçeteniz. İlaçlarınızı mutlaka alın. Tamam, teşekkür ederim. Sen şirkete mi gideceksin? Hı hı. Sen? Önce şu işçilerin durumuna bir bakayım. Birini kaybettik ama diğerleri iyi. Hepsi pisine gitti çocuk ya. Sorumlusunu süründüreceğim yalnız, haberi olsun. Sinan, üzme artık kendini, ne olur. Tamam, üzmüyorum. Sinan, ne olur ilaçlarını al. Tamam, alacağım. Annemi bir arayayım. Her şey ne yapıyormuş bir sorayım. Sen şirkete git, sonra konuşuruz. Tamam. Alo anne. Kırmadınız da geldiniz ya buralara kadar. Çok teşekkür ederim. Ne demek, siz bu kadar yıl sonra beni hatırlamışsınız, kıymet vermişsiniz. Tabii geleceğim. Ama Naim Beyciğim, ben alışık değilim bu işlere. Yayında sizi zor durumda bırakabilirim diye korkuyorum. Hiç olmaz öyle şey, merak etmeyin. Kendi aramızda nasıl sohbet ediyorsak öyle sohbet edeceğiz. Heyecanlanacak bir şey yok. Bir de benim sesim konuşurken boğuk çıkar mikrofonda. Herkese sesi öyle gelir, merak etmeyin. Rahat olun siz. Nursen, giriyor muyuz? Son 30 saniye Naim abi. Vallahi sırtım ter içinde kaldı. Dayım mı çıkacak radyoya? Evet oğlum. Ne diyecek? Bakalım, dinleyeceğiz. Dünya dönüyor. Hı, başlıyor. Bak. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Çeviriyorum. Fifi, çıkmıyor bunun sesi. Bant düğmesine basın Refiye Hanım. Neredeymiş o? Ya Nünü, yardım etsene. Başlıyor program. Anne tamam işte. Aa, gel. Tamam. Aç sesini şimdi. Ay deli olacağım. Bozuk bu zımbırtı. Vallahi bozuk değil. Biraz önce haberleri dinlediniz ya. E şimdi bozulacağı tuttu o zaman. Ya bak ay, baksana ay, cazır cazır. Frekansı kaçtı. Bilmiyorum ki ben. Çevir sen Fazile, çevir. Çıkar nasılsa bir yerden. Ay ben böyle söyleyince telaş yapıyorum oluyor. Bitti program, bitti. Bugün dünya yakamozlar beşlisiyle dönüyor. Program konuğumuz Feyyaz Özdorf. Yakamozlar beşlisi diyoruz ama grup üyelerinden sadece biri var karşımızda. Evet Feyyaz Bey, kaç sene önce kuruldu bu grup? Hani derler ya, ateşleyen neydi sizi? Meşhur olmak istiyorduk herhalde. Dünyada bir rock fırtınası istiyordu. Biz de herkes gibi Beatles, Grateful Dead falan dinliyorduk. Beyaz Kelebekler çok popüler. Hani biraz kıyısından köşesinden biz de bulaşalım dedik. O kadarla kalmadınız ama. Amatör hevesle yola çıktınız belki ama stüdyoya girdiniz. Plaklar yaptınız. Bir 45'liğiniz var. Evet, bir 45'lik ve bir long play'imiz var. Bu kadar tevazu göstermeyin. O tarihte çok popüler olmamış olabilirsiniz ama eminim şarkılarınızı hatırlayan çok fazla insan vardır. Ne dersiniz, bir şarkınızı dinleyelim mi şimdi? Evet, yanınızda getirmişsiniz ama bizim arşivimiz de sıkı bir arşivdir. İsterseniz oradan dinletelim şarkıyı. Adam ayın 21'ine gün veremem dedi ya, yıkıldım o anda. Niye bu kadar tutturdun 21 diye, ben de onu anlamadım ama. E 21 benim uğurlu sayım. Doğum günüm 21 Kasım. Askerden 21 Temmuz'da terhis oldum. 21 önemli yani. İstediğin oldu ama sonunda. Neymiş? 21 Mayıs'ta bizim evlilik günümüz olacakmış. Yani 22'sine gün verseler evlenemiyorduk. Yo, evleniyorduk tabii. Ama Haziran'ın 21'inde. Dur hesaplayalım şimdi. Kaç gün kaldı muradımızı ermemize? Meriç ne oldu? Hep aynı mesele be kahraman. Hep aynı. Böyle mi olmalıydı diye düşünüyorum. İçim sızlıyor.
Leyla şirkete mi gitti? İş güç var tabii. Ayşe'yi niye buraya getirdin anne? İcra gelip alsa mıydı oğlum? Evin adresini biliyorlar. Her an bir şey olabilir. Vereceğim dedim anne. Anlamadın galiba. Ayşe'yi Ali'ye vereceğim dedim sana. Sinan. Sinan, dün de konuştuk oğlum. Acele karar verme. Çok yoruldum. Sinirlerin alt üst oldu. Doğru düşünemiyorsun şimdi. Dinlen biraz, sonra konuşuruz. Anne sen dinlemiyor musun beni? Kızım elden gidiyor diyorum sana. Gider tabii. Bırakırsan Leyla'nın eline olacağı bu. Ne? Bak ne diyeceğim. Alalım Ayşe'yi, atlayalım arabaya. Sen, ben, Ayşe, üçümüz. Artık Bodrum mu olur, Antalya mı olur? Gidelim bir yere. Oh şöyle 10-15 gün. Baba kız vakit geçirirsiniz. Anne yeter ya. Yeter artık. Derdin ne senin? Ha? Senin için Ayşe'nin sağlığından, benim mutluluğumdan daha önemli olan şey ne? Ha? Ali'ye olan nefretin mi? Sen bana ne yaptığının farkında değil misin anne? Kızıma ne yaptığının farkında değil misin? Sinan, ben senin mutluluğun... Ne mutluluğu ya? Ben uçurumun kenarındayım artık anne. Bir ayağım boşlukta, düştüm düşüyorum diyorum. Sen hala mutluluğu düşünüyorsun. Benimle ne alakası var oğlum? Ben seni düşünüyorum. Düşünme artık. Düşünme. Sinan, sakin ol yavrum. Kolay değil. Anne ne olur. Konuşma artık. Hayatımı mahvettin. Senin istemediğin bir kadınla evlendim diye hayatımı mahvettin. Hepimizin hayatına karıştın anne. Hepimizi sen yönetmek istedin. Senin istediğini yapmadığı zaman babama bile hayatı zehir ettin. Hala devam ediyorsun. Beni kurban ettin yetmedi. Şimdi kızımı mı kurban etmek istiyorsun? Sinan. Meriç kadar aklım yokmuş benim ya. O benden akıllı çıktı. Kendini yedirmedi sana. Sinan sus. Susmayacağım. Artık susmayacağım. Sen sus dedikçe sustuğum için oldu bütün bunlar. Sinan doğru konuş benimle, kendine gel. Ben kendime geldim anne. Ben kızımı yara bere içinde görünce kendime geldim. Hayatımı nasıl mahvettiğimi anladım. Ta başında anlasaydım, karımla çocuklarımla birlikteydim şimdi. Bir kelime daha edersen çıkıp giderim buradan. Hakkımı da helal etmem sana. Zaten etmedin ki. Hakkını zehir ettin bana. Verdiğin her şeyi kat kat geri aldın sen. Senin nefretin seni besledi. Ama beni bitirdi. Kızımı da bitirmene izin vermeyeceğim. Ben hiçbir şey yapmadım sana. Daha ne yapacaksın anne ya? Daha ne yapacaksın? Çık git artık hayatımdan. Çık. Son sözüm bu. Bu. Emeklerimin karşılığı buymuş. Anneliğin mükafatı buymuş demek. Hala farkında değilsin değil mi anne? Hala bana ne yaptığının farkında değilsin. Hala dünya senin etrafında dönsün istiyorsun. Ne yaptıysam senin mutluluğun için yaptım oğlum. Ama boşunaymış. Evlada yaranılmazmış meğer. Anladım. Bensiz hayatında mutlu olursun inşallah.
Yakamozlar Beşlisi'ni canlandırmayı düşünüyor musunuz peki? Yani olabilir. Bu bütün eski grupların rüyasıdır biliyorsunuz. Ama gerçekçi olmak lazım. Herkesin başka bir mesleği var artık. Ama 40 yılda bir özel bir şey olursa eski arkadaşlar bir araya gelip çalarız belki, ne bileyim. Biz de memnuniyetle dinleriz. Şimdi sırada bir parça var. Bunu size ve tüm sevdiklerinize armağan etmek istiyorum. Teşekkürler. Sersem aşıklardık, ise böyle oldu. İstanbul aşktık, İstanbul oldu. Ruhlarımız aylak hatta serseriydik. Mahalle kızının namus bekçileri. Hayat... Seni sevmediğim bir kadınla evlendim diye hayatımı mahvettim. Ben uçurumun kenarındayım artık anne. Bir ayağım boşlukta. Düştüm düşüyorum diyorum. Sen hala mutluluğu düşünüyorsun. Senin nefretin seni besledi anne. Ama beni bitirdi. Kızımı da bitirmene izin vermeyeceğim. Mahmur sabahlarına uyandık İstanbul. Sabah biz ve İstanbul çakır ki. Sersem aşıklar biz hep öyle oldu. İstanbul aşktı, İstanbul oldu. Ruhlarımız aylak hatta serseriydik. Mahalle kızının namus bekçileri. Nasıl peki, iyi mi? Konuşmuyor benimle. Nefret ediyor benden. Olur mu canım öyle şey? Çocuk o da. Nefreti nereden bilsin? Böyle öğretiyormuşuz işte çocuklarımıza. Nefreti, düşmanlığı bu şekilde öğretiyormuşuz. Kendimiz nefret ederek. Niye hemen vermedin annesine? Nasıl vereyim? Yara beri içinde. Kim yaptı bunları diye sorarsa ne diyeceğim Aliye'ye? Evet. Kendi yaptı diyecek halin yok. İskele çöktü diyorum Mico. Bir işçi öldü, üçü ağır yaralı. Sinan kalp spazmı geçirdi. Doktor gezdiriyoruz. Anası desem başka bir dert. Sen de tutturmuşsun paramı ver diye. Tutturmuşum öyle mi? Ne olmuş yani biraz geciktiyse? Öldün mü parasızlıktan? Bana da bir acısın artık ya. Delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim. Ama çok üzülüyorsun Leyla. Bak içim parçalanıyor benim. Halbuki... Sinan Aga'yı kafaladığın günlerde ağzın kulaklarına varıyordu mutluluktan. En güzel otellerde aşk dolu geceler. Para desen çift katlı. Tablo pes pembeydi o zamanlar değil mi? Ama bir yerlerde bir kadın varmış. Çocuklarından uzak, iki gözü iki çeşme ağlıyormuş. Seni hiç ırgalamıyordu. Ne alakası var ya? Tatlı tatlı yemenin... İşte böyle acı acı geğirmesi olur Leyla. Yakar adamın içini. Mücahit, bana akıl ver diye gelmedin buraya. Senin hayat derslerinden de bıktım artık. Bıktın mı? Daha hazırlıktasın kızım, dur bakalım. Esas derslere başlamadık. Belki biraz bana destek olursun diye gelmiştim ama senin derdin başka. Biraz insaflı ol Mücahit, insaflı ol. İnsaf ne demek biliyor musun sen ha? Tamam merak etme. Dükkanı satar satmaz hemen paranı yatıracağım hesabına. Hiç merak etme. Kendi payını ayır ama. Keş istiyorum be. Keş. Düşündüm de insaf yok. Taze bitti. Bizden beri Ali'yi düşünmeden geçen tek bir günüm yok. Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen. Gece uykuya dalmadan son düşündüğüm hep Ali'ye. Hala mı? Hala. Aklım almıyor ya. Madem bu kadar çok seviyordun, nasıl bu hale geldiniz?
Nasıl oluyor bu Sinan? Ben aptalım çünkü. Ben aptalım. Ali'ye benden başkasını sevemez zannediyorum. Hayatına benden başkası giremez. Sevebiliyormuş meğer. Gitti o herifi sevdi. Ya da o herif onu sevdi. Ne fark eder ki Önder? Benim yörüngemden çıkamaz sandığım kadın başkasıyla olabiliyormuş. O zaman delirdim işte. İşi çıt etti beynimde. Ondan sonra da bu hale geldik. Çok kötü. Çok kötü. Hele vicdan azabı çok kötü bir şey. Benimki katmerli üstelik. Bir de Leyla var. O niye? Onun da hayatını mahvediyorum. Nasıl? Kızcağız bunları hak etmiyor ki. Ben Leyla'yı kandırdım ya. Seni seviyorum dedim. Yalan. Çok adi bir herifim ben. Leyla bir şans ama senin için. Madem yeni bir sayfa açacaksın, al gönlünü. Onunla devam et hayatına. Sevmeden mi? Herkes seviyor mu zannediyorsun Sinan? Mutlu sandığın her evde aşk mı var? Girmezsiniz da içeri. Hasibe, otursana biraz. Rahmetli ile İzmir fuarına gitmiştik bir yaz. Hanım sana bir balık yedireyim dedi. Güneş batmamış daha. Önümüzde bir park var. Belediye işçileri palmiye ağacı dikiyorlar. Ben tutturdum. Edirne'ye palmiye götürelim diye. Bahçeyi dikelim diye. Hanım her ağaç kendi toprağında büyür dedi. Edirne palmiyeye yaramaz. Yok dedi. İlle de istiyorum. Bayağı bir para verdi belediye işçisine. Aldık bir palmiye. İte kaka koyduk arabanın arkasına getirdik. Diktik. İlk kışta öldü ağaç. Benim toprağım da Edirne'de Hasibe. İstanbul'un toprağı yaramadı bana. Kızımı kaybettim. Oğlumu kaybettim. Yarın da tezi yok. Toprağımıza dönelim. Çok üzdüm seni. Çok kırdım. Biliyorum. Olsun. Tamam. Çocuklarıma anne ol istedim. Ama sadece bunun için evlenmedim seninle. Biliyorum Sinan. Ayşe'nin hali senin kabahatin değil. Asıl benim kabahatim. Üzülme artık aşkım. Sen de çok zor bir dönemden geçiyorsun. Affet beni. Ettim bile. Canım benim. Sinan, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şahane ya. Harika bir şey bu Mücahit. Nereden buluyorsun bunları Allah aşkına ya? İnternetin kurdu oldum ben artık Zeliş. Ne istersen bulurum sen. Ay ne güzel şarkıdır bu ya. Sevmek acı bir arzu. Sevilmiyor sevenler. Güzel şarkı da sözleri yanlış ama. Niye? Ne demek sevilmiyor sevenler? Ha? Sen beni sevmiyor musun mesela? Ya seviyorum. Ya ben de seni seviyorum. Demek ki seviliyor sevenler. Biz başka ama Mücahit. Her seven sevilmiyor ki.
Evet, orası da doğru. Pikap da alacaktım ama pikabım var dedim. Var var. Annemin odasında duruyor. Çok teşekkür ederim. Keşke bir imkan olsa da beraber dinlesek. Gerçi bende de pikap var. Bir gün gelirsen dinleriz. Aynur arıyor. Alo Aynur. Nasılsın amca kızı? Çok selam söyle. Ne? Ne zaman? Ne olmuş? Tamam kızım, tamam. Sakin ol, ağlama. Geliyorum ben şimdi. Aynur. Yapma böyle, hadi. Sinan. Ne olur bırak. Ama ilaç içiyorsun aşkım. E tamam, bundan başka içmeyeceğim. Bu son olsun ama ne olursun. Tamam söz. Ali'ye yaralarını sorarsa ne diyeceksin peki? Doğruyu söyleyeceğim. Kızımı delirttim diyeceğim. Seni suçlayacak. Hakkı. O kadar çok günahım var ki. 99'a 100 pahalı gelmez artık. Sen bilirsin. Ama hiç değilse yarın sabaha beklesen. Ne değişikliği ya. Nasıl olsa görecek Ayşe'nin yaralarını. Doktordan duyacak. Söyleyecek misin doktora götürdüğünü? Mecburen. Ayşe'nin iyiliği için. Evet. Geçen her dakika azabımı arttırıyor. Bir an önce bitireyim henüz. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Ali'yi arayacağım. Anladım, peki. Ben de bir Ayşe'ye bakayım o zaman. Kıpırdama. Neyle ölçeceğiz peki, cetvelimiz yok ki. Ben karışla ölçerim, bak böyle. Anne ben ne zaman Deniz abim kadar olurum? Yemeğini güzel güzel yersen çabucak olursun. Liseye geldiğinde beni geçersin bile. Ben liseye başladığımda bir daha ölçerim, tamam mı? Tamam. Kafam karıştı, dur. Bir. Üç karış kalmış. Yine bilinmeyen numara. Açma istersen. Bilmiyorum. Gecemizin tadını kaçırmasın.